Merhaba Tur Rehberi'nin takipçileri. Sizleri İstanbul'un göz bebeği Kız Kulesi'nden selamlıyoruz. Kız Kulesi'ne hep uzaktan baktık. Vapurla geçerken bir selam verdik. Şimdi Kız Kulesi'nin içine bir seyahat, bir gezi yapacağız. Kız Kulesi'ne seyahat etmek istediğinizde Salacak sahildeki bu büfeye geliyorsunuz. Yetişkin 30 lira, öğrenci 15 lira. Ve 15 dakikada bir yanaşan şu gördüğünüz teknelerle Kız Kulesi'ne ulaşmanız mümkün. Şimdi biz biletimizi aldık. O tekneyi bekliyoruz. Biraz sallantılı bir yolculuk olacak çünkü oldukça rüzgarlı. Tarihi yarımada karşımızda Kız Kulesi'nin içinde buluşalım. Evet sevgili takipçiler, motora bindik, Kız Kulesi'ne doğru ilerliyoruz. Gerçekten tekne biraz sallıyor fakat görevli arkadaş arabadan daha güvenli dedi. Sadece biraz sallar dedi. Şimdi bakın motordayız. Şöyle Salacak sahili geride kaldı. Hop şöyle. Kısa bir yolculukla Kız Kulesi'ne ulaşacağız. Bu tecrübeyi mutlaka yaşamalısınız. Evet sevgili takipçiler, Kız Kulesi'ne geldik. Kız Kulesi'ni bu kadar yakından görmüş müydünüz bilmiyoruz. Fakat sizlere bu güzel manzarayı gösteriyoruz. Şanlı bayrağımız Kız Kulesi'nin tepesinde. Kız Kulesi. Milattan önce 5. yüzyılda Yunanlılar tarafından İstanbul Boğazı'nın Üsküdar Salacak sahiline yakın bir noktasına kurulmuş. Üsküdar'da Roma İmparatorluğu'ndan kalma tek mimari eser bu kule sevgili takipçiler. Tarih boyunca farklı amaçlarla kullanılmış ve hakkında çokça rivayet var. Bu rivayetler o kadar çeşitli ki hakkında çok net, kesin net bilgi olmayan ender yapılardan biridir Kız Kulesi sevgili takipçiler. Bu rivayetleri siz seçin, beğenin. Hangisini istiyorsanız onu dikkate alın diyoruz. Evet, bizi Salacak sahilden bu tekne aldı. Bakın karşıdan bindik, bizi bu tekne buraya getirdi. Evet, muhteşem şehir atları vapuru. Bu vapuru gördüğümüzde heyecandan inanın yani böyle yerimizde duramıyoruz heyecandan, mutluluktan ve evet duygulanıyoruz. Şehir atları vapurunun üzerinde Şehit Mustafa Aydoğdu ismini görüyoruz. Şehitlerimizin ismi her yerde sevgili takipçiler, her yerde çok duygulanıyoruz. Ve Kız Kulesi, biz şehir atları vapurunu yakından görmek için hemen gidiyoruz. Bakın Boğaziçi'nin bu muhteşem sularında şehir atlarının o güzel vapuru arz endam ediyor. Şehir atları vapurları bu şehrin tarihidir sevgili takipçiler. Bu vapurlara sahip çıkılmalıyız. Bu vapurlara sahip çıkılmalı. Lütfen sesimiz duyulsun. Evet Kız Kulesi. Tekrar dönelim. Kız Kulesi'nden ilk defa M.Ö. 400'lü yıllarda bahsedildiğini biliyoruz sevgili takipçiler. O dönem deniz ticareti için bir gümrük noktası olarak kurulmuş. Kuran kişi ise Atinalı bir komutan. Atina o dönem önemli ve bölgede hakim bir Yunan şehir devleti. Yunanistan'ın başkenti Atina ile karıştırmayalım. O dönem Yunanistan'daki şehir devletlerinin ismi Atina olarak biliniyormuş sevgili takipçiler. Ve de burası bir gözetleme kulesi, bir gümrük noktası. Şehri kuran Bizantiyon Konstantinopolis olduktan sonra buraya iki kule dikiliyor. Ve o iki kule boğazı denetim altına almak için kullanılıyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle harika bir yer. O dönem bunu desteklemek için de kule ile Avrupa sahili arasında, yani şimdiki tarihi yarımada bölgesi arasında bir zincir çekiliyor. Bu zincirin batmaması için de
onlarca sal kullanıldığı biliniyor. Bu anlatımda ise ilk kulenin tüm çabalara rağmen zincirin ağırlığını kaldıramadığı ve yıkıldığı söyleniyor. O zincir tabii İstanbul'un fethinde kullanılan zincir değil. Fetih zamanı geçilen zincir başka. Onu da Ayvansaray Galata gezilerimizde sizlerle paylaşırız. Evet, Kız Kulesi'nin bu güzel manzarasını görüyoruz. Biz şu anda Boğaz'ın tam ortasındayız sevgili takipçiler. Ben bu geziyi sevgili arkadaşım Aynur'la yapıyorum bugün. Çok kafa dengi, gezerken çok keyif aldığım biri. Çünkü gezerken yol arkadaşlarınızı iyi seçmezseniz gezinti keyiften öte bir sıkıntı haline gelebilir. Boğaziçi'nin ortasındayız. Evet, çok güzel. Kız Kulesi'ne hayran, Kız Kulesi'ne aşık bir takipçimiz var bizim. Sevgili Havva Hanım var. Havva Hanım'a da şöyle Kız Kulesi'nin bu görüntüsünü göstermek istiyorum. Kız Kulesi'nin içine bir gezi yapmamız noktasında çok fazla talep vardı. Bu gezi de Kız Kulesi'nin içini görmek isteyen sevgili Ünzile Hanım'a da gelsin. Güzel Havva Hanım'a da gelsin. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz takipçilerimiz. Ve biz bu manzaraya doyamıyoruz. Şimdi de Kız Kulesi'nin içine doğru ilerliyoruz. Bakalım kapıdan girelim. Bizi ne karşılayacak? Evet. Bir dönemin gözetleme kulesi, gümrük kulesi olan Kız Kulesi'ne giriyoruz. Ve merdivenleri takip ediyoruz. İçine girdiğinizde sizi böyle bir restoran karşılıyor sevgili takipçiler. Romantik yemekler için gayet uygun bir restoran. Ve bir hediyelik eşya bölümü var. Kız Kulesi'nin tarihsel kullanımıyla ilgili detaylı bilgilerin olduğu bilgiler de var. Burası bir dönem denizcilik işletmeleri tarafından radar istasyonu olarak kullanılmış. Dönemsel fotoğraf çektirmek istiyorsanız burada öyle de bir yer yapmışlar. Merdivenleri çıkıyoruz. Böyle detaylı çekiyoruz. Sizler de böylece burayı görmüş oluyorsunuz. Ve şimdi sizlere Hero ile Leandros'un hikayesini de paylaşacağım. O büyük aşkı da duyacaksınız, göreceksiniz. Hop, merdivenleri çıkıyoruz. Çok keyifli. Ve burayla ilgili bir diğer efsane de Yılanlı Kız efsanesi. Hop. Manzara. Gerçekten insanların şu Instagram kapansa, gezmeler sadece gezmeleri sevenlere kalsa. Sevgili takipçiler. Ve tepeye çıktık. Evet. Kız Kulesi'nin güzel de bir müzik. Burada da böyle bir şeyler içebileceğiniz bir yer yapılmış. Ve Kız Kulesi'nin, evet, işte o kulenin tepesindeyiz. Sevgili takipçiler. Geziyoruz, devam ediyoruz. İstanbul'u geniş açıdan görüyoruz. Şöylece. Muhteşem. İşte Boğaziçi. İşte o güzellik. Çok güzel. İstanbul'u 360 derece görmeniz mümkün. Bakın kulenin duvarları da aşağıda. Ve Kız Kulesi efsaneleri. Elbette çeşit çeşit efsane var. Bunlardan siz, diyorum ya, seçin, beğenin hangisini istiyorsanız. Biz Hero ile Leandros'un efsanesini sizlerle paylaşmak istedik. Hero, Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası olarak tanımlanan Afrodit'in rahibelerinden biri. Ve Kız Kulesi'nde görev yapıyor. Rahibe olması nedeniyle aşka yasaklı ve erkeklerle herhangi bir ilişkisi yok. Evet, bir gün yıllardır kaldığı kuleden bir tören için karşıya geçer. Orada Leandros adında başka bir rahip ile karşılaşır ve ona ilk görüşte aşık olur.
Rahip Leandros da aynı duygulara kapılıyor ve aşık oluyorlar. Evet, her şey bundan sonra başlıyor. Görüşmelerinin tek yolu Leandros'un boğazın soğuk ve tehlikeli sularında yüzüp buraya gelmesine bağlı sevgili takipçiler. Ve bir süre bu şekilde aşk devam ediyor. Çiftin hikayesi rüzgarlı bir gece Hera'nın sevgilisine yol göstermesi için yaktığı fenerin sönmesiyle son buluyor. Karanlıkta yolunu kaybeden Leandros boğularak ölüyor. Efsaneye göre bu duruma gözleriyle şahit olan rahibe Hera yaşadığı acıya dayanamayarak kendini boğazın soğuk sularına atıyor. Evet, Romalılar bu efsaneyi dikkate alarak buraya Leandros Kulesi olarak da isim vermiş. Gerçekten hüzünlü bir aşk hikayesi. Biz bu efsaneyi seçtik. Zaten merdivenden çıkarken bütün detaylarıyla birkaç efsane yazılmış. En başa da bu bizim bahsettiğimiz olan not alınmıştı. Hemen karşımızda tarihi yarımada, bakın, Sirkeci'ye giden İdo arabalı vapurları bunlar. Harem iskelesi, harem karşımızda. Ve Salacak sahil, işte bindiğimiz, bakın geliyor. Kayık da burada sevgili takipçiler. Evet, biz şöyle manzarayı sizler için bakalım. Hepinizi Kız Kulesi'nden sevgiyle selamlayalım.